Dostlar günaydın. Bugün karavan için kamp yeri bakmaya gidiyorum. Yani bir nevi keşif videosu gibi bir şey olacak. Sabah şu anda saat 6.30 saat. Karaburun tarafına gideceğiz. Karaburun. Daha belki vakit kalırsa Ildır taraflarına. Planım Mordoğan Ardıç tarafından başlamak. Bakalım, şu anda otobandayım. Şöyle göstereyim size. Otobanda gidiyorum. Burası Narlıdere tarafı. İşte dediğim gibi Mordoğan'dan başlayacağım. Geçen gittik ailecek. Mordoğan'a gittik. Mordoğan'da sahilinde oturduk merkezde. Güzeldi, beğendik. Ardıç tarafını düşünüyorum. İlk oradan başlayayım diye düşünüyorum. Daha sonra sırasıyla Karaburun'un koylarını düşünüyorum. Buradaki amaç hem tek başımayım, biraz kafa dinlemek. Tabii yanlış anlaşılmasın yani, ailecek kafa dinleyemiyor musun falan muhabbeti olmasın. Benim şeyim, karavanla yer bakmak istiyorum. Yani karavanla gidebileceğim, çekme karavanla gidebileceğimiz düzgün bir yer bakmak istiyorum. Yani daha doğrusu yerler bakmak istiyorum. Karaburun'da denizi çok güzel. Biraz suyu serin ama denizi çok güzel, doğası çok güzel. O yüzden Karaburun tarafını tercih ediyorum bu seferlik. Bakalım nasip. Bir gezelim bakalım. Dediğim gibi kafamıza yatan yerler olur inşallah. Bunları da sizden paylaşırız. Eğer yorulursam çadırımı aldım, matımı aldım. Kamp yapacağım, yani çadırda kalacağım. Yorulmazsam bugün dönebilirim. Dönmeyi planlıyorum. Bakalım Karaburun'un güzel koylarını size göstereceğim. Bakalım, inşallah memnun kalırsınız. Görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi seyirler. Boyabağ koyu burası. Çok mükemmel. Görüyorsunuz. Denizi çok güzel. Ama ne yazık ki yolu çok kötü. Biz buraya karavanla gelemeyiz. Ama günübirlik gelinebilir bence. Çok mükemmel bir suyu var, tertemiz. Kamping var burada ama çözemedim. Bir daha bakacağım. Manzara böyle. Denize buradan iniliyor. Çok güzel. Ama biraz yosunluk sanki. Böyle. Kenarlar biraz yosun. Kumsalı yok. Şurada ileride sadece şey koymuşlar. Tekneyi bağladıkları yer var. Şurada beach. Beach var. Kumsalı bu kadar. Çekme karavanla inmişler ama biz iner miyiz bilmiyorum. Aşağıda var, çekme karavan var. Motokaravan, evet, çekme karavan var. Ama çıkar mıyız bilmiyorum yani. Çıkarsak nasıl çıkarız onu hiç bilmiyorum. Felaket. Bakacağız, inelim bakalım. Buranın doğru düzgün sahili yok. Doğru düzgün sahil yok burada da ama denizi güzel, çok temiz. Çok berrak, çok temiz. Ama yolu çok kötü. Suyu çok temiz. Çekme karavan var burada. Ama 4x4 araçla gelmişler. Burası güzel ama bence motokaravanlık bizi aşar. Ama suyu çok temiz. Arkadaşlarla konuştum, karavanla gelmişler. 3.90 karavanları var. Ama şöyle söyleyeyim, su yok. Hiçbir şey yok burada. Yukarı mezarlık varmış, oradan alıyorlarmış. Sorun değil, o bir şekilde halledilir. Tek sıkıntısı yolun kötü olması. Başka yerlere bakacağız artık.
yollar çok kötüydü. Yani yollar demeyeyim de girdiğim koyların yolları çok kötüydü. Fakat şöyle söyleyeyim, ama deniz çok güzel, çok berrak, çok temiz. Bakalım şimdiki durağımız Bodrum plajı. Orası da çok meşhur biliyorsunuz. Bodrum plajına gideceğim. Bakalım orasından da size görüntüler göstereceğim. Tabii kendimiz için de görüntüler bunlar da aynı zamanda. Bakacağız. Görüşmek üzere. Evet, burası Bodrum plajı. Çok güzel. Ama bugün kuzeyden rüzgar olduğu için deniz de dalgalı. Deniz dalgalı olduğu için de böyle. Ama karavana uygun değil ne yazık ki. Burası şehir merkezi, çok karavanla gelinecek gibi değil. Bugün de kuzeyden 18 km rüzgar gözüküyor, o yüzden biraz dalga var. Ama genel olarak güzel bir yer. Tesisler falan her şey zaten şehir merkezi. Bu şekilde. Görüşmek üzere. Limonza koyu. Öyle bir yer. Evet, ben de benim gibi. Şurada ileride bir yer var. Orada işte balıkçı tekneleri falan var. Normal tekne. Buralar hep hiç. Bu şekilde. Dostlar, dediğim gibi Mimoza koyu çok güzel, ama şöyle söyleyeyim, beach yani, beach club, beach genelde yani şezlong, şemsiye kiralayıp günübirlik tatil için uygun. Yani biz karavancılar çok uygun bir yer değil. Karavanın manzarası eşsiz, burada bir plaj var merkezi geçtikten sonra. Ama şöyle söyleyeyim, kuzeyden rüzgar var bugün. Acayip bir şekilde esiyor. O yüzden dalgalı deniz, ama deniz çok temiz. Net bir şey söyleyeyim, Karaburun'un kuzeyi, burun kısmı yani. Burnu ve kuzey kısmı karavan konaklamasına uygun değil. Denizi çok güzel, çok temiz. Günübirlik gelinebilir, çok uzun değil mesafede. Yani aşağı yukarı 100 km kadar bir yer. Ben beğendim, tekrar görüşürüz. Burası Dolungaz. Çok güzel. Deniz çok güzel. Ama gel gelelim, karavan da iner buraya. Ama karavanı bırakacak yer yok. Ve bugün dalga var çok. Ama deniz çok temiz. Burada çadır kuracak yerler var. Arkadaşlar çadır kurmuş, burada çadır kuracak yerler var. Su çok güzel, çok temiz. Şurada ilerisi de çok güzel. En merak ettiğim yerlerden birisiydi. Buraya da gelmiş oldum. Gerçekten deniz çok güzel. Ama rüzgar olmadı, dalgan olmadı, bir gün gelip şahsen denize girmek isterdim. Yollara bakın, çok güzel. Manzaralar, yollar harika. Gel gelin, ben hem araç kullanıp hem çekemiyorum. Çünkü yol böyle dar. Burası düz gene, az önceki yerler acayip virajlıydı. Bademlik'e doğru gidiyoruz. Oradan inebilirsek artık Karaburun'un güney tarafına, yani Tuzla, Karareis, Mercan, o taraflara gitmeyi düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Bademlikü'de böylesi, burada 5 km varmış. 5 km ineceğiz aşağı, bakalım Bademlikü'ne. Güzel mi? Bakacağız, orada görüşürüz. Dostlar, Bademlikü'ndeyiz. Çok güzel bir yer. Plajı müthiş. Burada da rüzgar var. Genel olarak çok rüzgarlı, ama çok güzel. Bir dolaşacağım, tekrar size çekeceğim. Bugün genel olarak rüzgarlı olduğu için biraz dalgalı. Doğası çok harika ama. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Cam gibi suyu var. Burada karavan da konaklanabilir. Girişte zaten gördüm. İçeri görebilirsiniz, arkadaşlar var orada, aile gelmiştir, kamp yapıyorlar. Buraya gelinebilir ama yolu çok uzak, aşağı yukarı 130 km. Ben de burada bir kahvaltı yapabilir miyim, yapamaz mıyım bilmiyorum, bakacağım. Burada yaşayanlar yaşlanmaz ya, o kadar net söylüyorum. Güzelliğe bakın ya.
Millet bir Muğla Muğla tutturmuş gidiyor. Bizim İzmir'imizin Karaburnu harika. Biraz yollar uzak diye tercih edilmiyor galiba ama Muğla'ya bakarsanız burası çok iyi. Yani orasında yolları çok şey değil. Özellikle Sakar geçidi. Valla burada durup bir kahvaltı yapmayı düşünüyorum bakalım. Çünkü çok yoruldum. Sabah 6.30'dan beri araba kullanıyorum. Şu an saat 10. Bir kahvaltı yapıp öyle devam edeceğim yola. Çok mükemmel bir yer. Az önce aşağı indim. Yolu çekemedim. Yol çok kötü. Ama net bir şey söyleyeyim size. Gerçekten çok müthiş bir yer. Şahsen motokaravanım olursa hiç durmam buraya gelirim. Ya da günübirlik gelecekler olsam gelirim. Çok güzel. Denizi çok temiz. Şu anda Karaburun'un kuzeyinde çok rüzgar var. Burası güney kısmına denk geldiği için, burası işte bir de koy olduğu için mükemmel. Suyun berraklığını görüyorsunuz. Arkayı görüyorsunuz. Mükemmel bir doğa. Ama hiçbir tesis yok. Hiçbir yok, tuvalet yok, su yok, hiçbir şey yok. Hazırlıklı gelmemiz lazım. Açık deniz karşısı da. Balık çiftlikleri var burada. Tercih edilebilir bir yer. Ben şimdilik bir de Karareis'e bakacağım. Karareis Mercan'a bakacağım. İkisinin arasında karar vereceğim. Bilmiyorum, belki kalırım, belki kalmam, daha karar veremedim. Ama çok güzel bir denizi var şu anda, görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Şurada karavanlar var. Burası diğer koy. Bakalım, burada tulumba var, karavanlar var, burada arabayı bırakıp bir çekim yapalım. Bu yolda çekeyim de lazım olur. Burada karavanlar duruyor. Az ileride tulumba var. Tulumba olayı güzel. Su sıkıntısı yok. Elektrik zaten yok. Yol buradan böyle sol. Karşıda tulumba var. Öbür tarafa göre daha düzgün yol. Öbür taraf berbattı ama olsun, oradan da giriş var sonuç olarak. Yağmur delmiş yolları. Bence buraya karavanla gelir gayet iyi. Çekme karavanla, moto karavanla da olur yani, fark etmiyor. Yani burada sitenin içinden geçiyoruz. Sabah ben buradan geldim aslında ama siteye giriş yasaktır diye geriye döndüm. Değilmiş meğerse. Yolu bilmediğimiz için böyle oldu. Yapacak bir şey yok ama şu anda gidip dönebiliriz artık. Buradan sağ yapacağız, yolu biliyoruz artık. Evet, artık yolumuza ulaştık. Buradan sonra hedefimiz ev. Harika yol. Manzara müthiş. Gerçekten bizim İzmir'imiz çok güzel ya ama kıymetini bilmiyoruz ha. Muğla'lara, oralara, buralara, her taraf. Tabii ki oralar da güzel de ama bizim İzmir de güzel yani. Birazcık kıymetini bilsek, çöp atmasak, ne bileyim, ondan sonra sigara izmaritlerini atıp yangın çıkarmasak mesela. Harika bir doğamız var aslında. Ülkemiz çok güzel. Ama ne yazık ki insanlarımız dikkatsiz. Bilmiyorlar yani, yarın öbür gün onlar evlatlarına bırakacak burayı. Bira içip şişesini atıyorlar. Soda içip şişesini atıyorlar. Yazık ya. Şu güzelliğe, şu ormana. Maşallah diyelim de bir şey olmasın.